Anlatıyorlar, anlatmaya da devam edecekler. Haykırıyorlar, seslerini yükseltiyorlar. Elbette bunu hukuk içerisinde yapmak durumundayız. Ancak bakın daha bugün bunun en bariz örneklerinden birini hep birlikte yaşadık. Sığınmacılar konusunda paylaşım yaptıkları için tutuklanan Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas adlı gençlerimiz aradan tam 105 gün geçtikten sonra bugün tahliye edildiler. Tam 105 gün. En başından bu yana avukatlarımız aracılığıyla sürecin biz takipçisi olduk. Bugün görülen duruşmada da 50'ye yakın avukatımızla ve milletvekillerimizle duruşma salonunda hazır bulunduk. Sanılmasın ki bu hukuksuzluklarla istediklerini yapabilecekler. Belki bugün siyasi iktidar bu anlayışta günü kurtardığını zannediyor. Ancak ülkemize her geçen gün daha fazla zarar verecek bu sürecin bu şekilde gitmesine biz izin vermeyeceğiz arkadaşlar. Tüm bu bakıldığında 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek mahalli liderler seçimi gerçekten çok önemli bir hale gelmiştir. Bizim de bu kararımız milletimize üçüncü bir yol açarak işte bu iki kesim arasında kutuplaştırılıp Nefes hale getirilemez hale gelen bu milletimize yeni yol açma e, kararımız inanıyoruz ki vücut bulacak ve bu seçimlerden de iyi Parti hak ettiği sonuçta e, ayrılacak. Buyurun sorularınız varsa alabilirim. Küşat Bey, İsmail Saymaz'ın iddiasını sormak istiyorum size. Genel Başkan Meral Akşener'in il ve ilçe başkanlarıyla yaptığı toplantıda bazı ifadeler kullandığını iddia etti. Hadi göreyim bizden ayrılanlar AK Parti'ye nasıl gidecekler, gitse de almayacaklar. Nisan ayına kadar kimse AK Parti'ye geçemeyecek ifadelerine yazısında yer verdi. AKP ile bu yönde bir anlaşma mı yapıldı? Değerli arkadaşlar, kesinlikle gerçek dışıdır bu iddialar kesinlikle kabul etmiyoruz. Ve şunun da altını çizmek istiyorum. İyi Parti seçimlere tek başına girme kararı aldığından itibar pek çok kesimden medyada içerisinde yer aldığı tabii bunun bize karşı ağır saldırılar ki ben bunu ifadeyi kullanmıştım operasyon siyaseti diye belli çevrelerden partimizin içerisine yönelik bizi karıştırmaya yönelik bir takım girişimler olduğunu da biliyoruz. Bu istifaları falan bir tarafa bırakalım. Ben daha önce de ifade ettim, partimizin görüşü de budur. Aramızdan istifa edip gidebilir arkadaşlarımız, eleştirilerini ortaya koyabilirler. Ee, burada bir sorun yok. Yani elbette kimsenin gitmesini istemeyiz. Ama bahsettiğiniz yazı, iddialar, bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Biz şu anda Herhangi bir tarafın kazanması ya da kaybetmesi arasındaki ifadelere sıkıştırılmak isteniyoruz. Onu biliyorum ve bu yolla İyi Parti seçmeni etkilenmek isteniyoruz. Bence asıl sorun burada. Oysa ki biz İyi Parti olarak Türkiye'nin her mecrasında tüm adaylarımızla milletimizin karşısına geçip rekabet etmek istiyoruz. Bunu yaptığımız için haksız ithamlarla iftiralarla karşı karşıya kalıyoruz. Ve biz inanıyoruz Türk milleti bu aldığımız kararı görecek ve inşallah yerel seçimlerde de bu milletimizin iki yumruk arasında sıkıştırıldığı tablodan onu sıyırmak adına aldığımız bu cesur kararda bizim yanımızda duracaklar. Daha çok şeyler olabileceğini de tahmin ediyoruz önümüzdeki gündemde günlerde eee bir algı operasyonuyla partimize yönelik. Bunlara da hazırlıklıyız. Bir soğukkanlı bir biçimde ülkemizin her mecrasında kendi adaylarımızla bu seçimlere katılacağız. Ve 2028'de inşallah bu iktidardan kurtulmanın yolunu iyi Parti açacaktır arkadaşlar. Bunu da altın çizmek isterim. Buyurun. Genel Başkan Davutoğlu'yla görüştü. Davutoğlu